Bugün Merkez Yönetim Kurulu gündemimiz yine oldukça yoğundu. Devlet yönetimi liyakatsiz kadrolar elinde çoklu organ yetmezliğiyle malul. İnsanlarımız ağır bir ekonomik buhranla boğuşuyor. Ülkemizin orta direği, işçisi, esnafı, memuru, emeklisi, tüm çalışanlar sıkıntıda. Ülkemizin dış politikası ise ağır ekonomik tablonun vesayeti altına girmiş durumda. Devletin döviz kasası Körfez şeyhlerinin Rusya'nın himmetine muhtaç hale gelmiş. Altı parti devlet yönetimindeki krizi bitirmek, milletimizi önce feraha çıkarmak, sonra da refaha kavuşturmak için bir araya geldi. İstişare ve uzlaşıyla milletin sorunlarını çözecek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi ülkemize getirecek, hakkı, hukuku, adaleti ülkemizde tesis edecek, kamu yönetiminde liyakati sağlayacak, ülkemizin küresel arenada yarışma gücünü arttıracak, Türkiye'yi zengin pazarlara yakın konumuyla dünyada önemli bir üretim üssü haline getirecek, somut hedef, politika ve projeleri içeren ortak politikaları belirledi. 26 Ocak tarihinde liderler yapılan çalışmaları gözden geçirecek ve çalışmalara son şeklini verecekler. 30 Ocak tarihinde de bu ucube yönetimin sebep olduğu devlet yönetimindeki ve ekonomideki krizlerden ülkemizi hep beraber nasıl çıkaracaklarını tüm detaylarıyla milletimizle paylaşacaklar. Bu çerçevede 26 Ocak Liderler Zirvesi, 30 Ocak lansmanı ile ilgili hazırlıkları da Merkez Yönetim Kurulumuzda ele aldık. Değerli basın mensupları, kaçan namazın kazası olur ama kaçan fırsatların kazası olmaz. Hele hele siyasette kaçan fırsatların kazası hiç olmaz. Saray milletten yetki istedi, zaman istedi, kaynak istedi. Hiçbir hükümete verilmeyen yetki, zaman ve kaynaklar bu kadrolara verildi. 2003'ten 2022'ye kadar milletimiz aşından, işinden, alın teri kazancından Erdoğan şahsım hükümetlerine 2 trilyon 538 milyar dolar vergi ödedi. Bunun üstüne Erdoğan içeriden dışarıdan 125 milyar dolar da borçlandı. Yetmedi, bir de milletin atadan dededen kalan malını mülkünü de 65 milyar dolara sattı. 20 yılda 2 trilyon 725 milyar 482 milyon doları Erdoğan hükümetleri harcadı. Bu önceki tüm cumhuriyet hükümetlerinin kullandığı kaynağın tam 4 katı. Önceki hükümetlerin kullandığı kaynağın 4 katını çatır çatır yediler, bitirdiler. Peki bu kadar parayı kullanan Erdoğan milletimize verdiği sözleri tutabildi mi? Yolsuzluklarla, yoksullukla, yasaklarla mücadele sözü vererek iktidara geldiler. Yolsuzlukta ülkeyi arşa çıkardı. Ülkemizi dünyanın en büyük rüşvet ve kara para aklama makinesine çevirdi. Yanlış ekonomi politikalarıyla orta direği çökertti, yoksulluğu hortlattı. Sebebi olduğu yolsuzluğun, yoksulluğun üstünü yasaklarla örtmeye kalktı. Ülkemizin ufkunu korkunç bir otokrasiyle kararttı. Menzili 2023 yılı olan milletimize bir takım taahhütler verdi. Bu taahhütlerin menzili 2023 yılıydı. 2023'te milli gelirimiz güya 2 trilyon dolar olacaktı. Şimdi bugün baktığımızda milli gelir ancak 867 milyar dolar olur diyor. 2023'te kişi başına gelirimiz 25 bin dolar olacaktı. Şimdi 10 bin 71 doları bulursan öp de başına koy diyor. 2023'te ihracatımız 500 milyar dolar olacaktı. Şimdi ihracat 265 milyar dolar anca olur diyor. 2023'te işsizlik oranı %5 olacaktı. Şimdi bunun tam iki katına, %10,4 işsizlik oranına bir razı olun diyor. Şimdi milletten parayı istediler, aldılar. Yetkiyi istediler, aldılar. 2010 ve 2017'de anayasayı değiştirdiler.
Ülkede ne bağımsız yargı, ne denge, ne de denetim bıraktılar. Taahhütleri Türkiye'nin 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesiydi. Gerçekleştirdikleri ilk 20'den düşme sınırına gelen, annelerinin çocuklarına ancak karne hediyesi olarak et yedirebildiği bir Türkiye oldu. Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmayan Cumhuriyet Halk Partisi'ni savaş günlerinde karneyle et ekmek dağıttı diyerek yıllarca suçlayanlar, Türkiye'yi çocukların eti ancak karne hediyesi diye yiyebildiği bir ülke haline getirdiler. Saray ve şürekasının görmemek için gözlerini kapadıkları, duymamak için kulaklarını tıkadıkları milletimizin hali bu. Ama sıra kendilerine gelince 620 kilometre öteden Balıkesir'den kendilerine aşçılar getirtip Merkez Yürütme Kurulu toplantılarında ziyafet çekmeyi biliyorlar. Millet daha önce saraydaki menü ortaya dökülünce kornişona sarılı dana rozbifi, pataşör içinde çerkez tavuğunu, ejder meyveli smoothie'yi ilk kez duymuştu. Ama öyle anlaşılıyor ki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu menüsü saray menüsünden hiç de geri kalmıyor. Etli düğün çorbasının ardından AK Parti yöneticileri 03 dizem erken hasat zeytinyağının tadımını yapmışlar. Mideler ısınıp yumuşayınca Edremit sepet peyniri, Mihalıç peyniri ve koyun peyniriyle ziyafete girişmişler. Ziyafet masasında da kuş sütü eksik. Çıkrıkçı Ovası kerevizi, portakallı kereviz, Bostancı Ovası lahanası, çam fıstıklı kuş üzümlü lahana sarması, Edremit Ovası yer elmasından oluşan mezelerin tadına bir bakmışlar. Ana yemek olarak Balıkesir kıvırcık kuzusundan kol tandır. Yanında kozak çam fıstıklı bademli iç pilav. Ardından Edremit'ten gelen koyun yoğurdu eşliğinde kuzu etli dövme keşkek. Üstüne meyveler, tatlılar, bir de baklavanın zeytinyağlısı. Erdoğan'ın manda yoğurtlu kestane ballı mide rahatlatan formüllere neden ihtiyaç duyduğunu bu menüyü görünce çok daha iyi anladık. Bugün emekçinin, emeklinin, esnafın kahvaltı sofrasına beyaz peynir koymak bile lüks olduysa, 3 kalem pirzola okul çocuklarına karne hediyesi olduysa, bunun sebebi ülkeyi yönetenlerin dinmek bilmeyen bu iştahıdır. Yöneticilerin ve mahdumlarının zenginleştiği bir ülkede milletin evlatlarının 3 kalem pirzolaya karne hediyesi diyerek sevinmesi de kaçınılmazdır. Çünkü aç doyar, aç gözlü doymaz. Aç gözlülerin olduğu yerde yolsuzluk, yolsuzluğun olduğu yerde yoksulluk azar. Bu dünyanın her yerinde böyledir. İş insanlarından istediği komisyonu alamayınca evladına bırak 10 milyon doları alma, kucağımıza düşecekler diyen, evdeki paraları sıfırla talimatı veren başbakanları milletimiz kulağıyla duydu. İş dünyasını haraca bağlayan, siyasetin finansmanı için rüşvet havuzları kuran, böylesine çürümüş bir zihniyeti de gördü. Bugün artık sözlerinin hiçbir ağırlığı kalmayanlar, siyasi sermayesini tüketenler, yaptıkları gün gibi açığa çıkanlar, dürüst iş insanlarımızı beşli çetelerinin yanında saf tutmaya çağırıyor. Bu ülkenin sanayi ve ticaret odalarına üstü kapalı tehditler savurup ayar vermeye kalkıyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkenin iliğini, kemiğini sömürenlere beşli çete dediği için en güçlü tepki sanayi ve ticaret odalarından gelmeliymiş. Sükutun yerini güçlü bir tepki almalıymış. Bir ülkede namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o ülkeye kurtuluş yoktur. Bize rahmetli İnönü'den miras kalan siyasi düstur işte budur. Tüy bitmedik yetim hakkını yiyenleri, Beytülmal'e sinsice el uzatanları, çocuklarımızın rızkını haince çalanları, tek yüzükle siyasete girip servetine servet katanları, Harun olma vaadiyle iş başına gelip Karun olanları yargı önüne çıkarmak, tüy bitmedik yetimin hesabının sorulmasını sağlamak elbette boynumuzun borcudur.
İşte bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün hedeftedir. Saray ve yanaşmaları, sarayın beslemeleri ve çeteleri gizli ve açık tehditlerine işte bu nedenle hız vermektedir. Kalın çizgilerle bir kez daha altını çiziyoruz. Bu ülkede namusuyla çalışan, namusuyla yatırım yapan, iş ve istihdam sağlayan, ülkemize döviz kazandıran her iş insanının iktidarımızda başımızın üstünde yeri vardır. Tüm iş insanlarımızın dünyayla yarışma gücüne kavuşması için ayrım yapmadan, senden benden demeden her türlü desteği vereceğiz. Helale haram karıştırmamış iş insanlarımızla birlikte çalışacağız. Namusuyla iş yapmaya çalışan iş insanlarımızla elbette kayırmacılıktan, yolsuzluktan rahatsız. Bunu en iyi biz biliyoruz. Yolsuzluklar onların ayağında da büyük bir pranga. Yolsuzluğun olduğu yerde ekonomik özgürlükler tehlikededir. Kimse malından, mülkünden emin olamaz. Yolsuzlukların olduğu yerde ihaleler en uygun, en ekonomik teklifi verene değil, en çok rüşveti verene gider. Yolsuzluğun olduğu yerde kaynaklar etkin kullanılmaz, heba olur. Yolsuzluğun olduğu yerde servet bir avuç elde toplanır, gelir dağılımı daha da bozulur. Yolsuzluğun olduğu yerde refahı arttıran kalıcı ve sürdürülebilir büyüme hiçbir zaman olmaz. Dürüst iş insanları bu nedenle yolsuz rejimlerden sakınır. Yolsuz rejimlerin olduğu ülkeye yatırım yapmak istemez. Bugün küresel yarışta boşuna zemin kaybetmiyoruz. Küresel yolsuzluk algısındaki konumumuz 2013'ten bu yana 43 basamak kötüleşerek 180 ülke içinde 96. sıraya düştü. Aynı dönemde dünyada ekonomik özgürlüklerdeki konumumuz 38 sıra birden kötüleşerek 177 ülke arasında 107. sıraya geriledik. 2022'nin ilk 11 ayında ülkemize gelen kaynağı bilinmeyen para 22 milyar 341 milyon dolar. Kötü para iyi parayı kovdu. Kötü sahiplerini de peşinden ülkeye getirdi. Bugün memleketimiz mafyanın oyun alanına döndü. Her gün sokakta büyüklü küçüklü uyuşturucu çeteleri birbirleriyle çatışıyor. Çevre ülkelerin mafyaları artık Türkiye'de hesaplaşıyor. Azeri mafyası Antalya'da. Gürcü mafyası Trabzon'da birbirine sıkıyor. Sırp uyuşturucu çete lideri diğer mafya üyelerini işkenceyle öldürüyor. Sarıyer'deki villasının bahçesinde cesetler aranıyor. Başka bir Sırp çete liderinin sahte isimle İçişleri Bakanlığı'ndan ikamet izni aldığı ortaya çıkıyor. Karadağ mafyası Sırp mafyasını İstanbul'da infaz ediyor. Ta okyanus ötesinden Avustralya'dan gelen mafya üyeleri İstanbul'da ikamet ediyor. Avustralyalı uyuşturucu çete liderleri, çete lideri İstanbul'da saklanıyor, yakalanıyor. İstanbul Yahya Kemal'in, Orhan Veli'nin şiirlerinde anlattığı o güzel, o masum günlerin İstanbul'u değil artık. Nedim'in bakıp da bu şehri İstanbul ki bir mislü bahadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır dediği İstanbul'un sırtlarında artık yabancı mafya liderlerinin anıt mezarları yükseliyor. Ülkemizde sadece uyuşturucu çetelerinin, uluslararası mafyaların silahları patlamıyor. Siyasi cinayetlerde uyuşturucu çetelerine taşere ediliyor. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, başkentin ortasında güpegündüz infaz edildi. Ve Sinan Ateş'in kırkı çıkmadan dava dosyasında tuhaf işler olmaya başladı. Davaya bakan savcı apar topar izine gönderildi. Yerine başka bir savcı getirildi. Sinan Ateş'in dayısı, savcının siyasi rengi bellidir, kabul etmiyoruz, bizim evladımızın katili meclistedir diye feryat ediyor. Ama mecliste bununla ilgili bir fezleke falan yok. Sinan Ateş'in akrabaları Erdoğan'ın Bursa mitinginde Sinan Ateş pankartları açıyor. Fotoroman İçişleri Bakanı polis marifetiyle bu pankartları toplattırıyor. AK Partili Bülent Arınç çıkıyor.
bir yorum yapmayı çok şeyler bilsem de doğru bulmam. Çünkü birilerinin hedefi olmak istemem diyor. Ama hedef olmaktan da kurtulamıyor. Erdoğan'ın küçük ortağından AK Parti'nin kurucusuna, önceki meclis başkanına, Erdoğan hükümetlerinde bakanlıklar yapmış AK Parti'nin önde gelen bir ismine hakaret dolu açıklamalar geliyor. Onlar kendi içlerinde neyin kavgasını yaparlarsa yapsınlar. Ortada bir gerçek var. Gencecik bir insan Ankara'nın göbeğinde infaz edildi. İki küçük kız çocuğu da yetim kaldı. Bu kahpe cinayet yapanın yanına kar kalmaz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 ay sonra iktidara geldiğimizde Sinan Ateş'in katillerini adalet önüne çıkartmak için çalışmaya başlayacağız. Kurtlar sofrası kazanamayacak, Sinan Ateş unutulmayacak sözleri milletimize açık bir taahhüttür. Değerli basın mensupları, rahmetli Osman Bölükbaşı'nın dediği gibi siyasetçilerin geçmişi sözlerine kefil olmalı. Sözleri ileride kendilerinden davacı olmamalıdır. Daha birkaç yıl önce Erdoğan, biz geldiğimizde asgari ücretle aldığın yumurtadan, aldığın sütten, aldığın peynirden, aldığın ekmekten bugün eğer daha az alıyorsan bize oy verme diye meydanlarda bağırıp duruyordu. Bu ucube rejim elbisesini üzerine geçirdiğinde, yani 2018'in ortasında asgari ücret 1603 liraydı. Ve bu asgari ücretle o gün 771 kilo kuru soğan alınıyordu. Bugün asgari ücreti 8506 liraya çıkardılar. Ama Erdoğan giderken bu asgari ücretle ancak 666 kilo soğan alınıyor. Ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde asgari ücretle 172 kilo tavuk eti alınabiliyordu. Bugün ancak 150 kilo alınabiliyor. 198 kilo kuru fasulye alınıyordu. Bugün ancak 189 kilo alınıyor. 341 kilo toz şeker alınıyordu. Bugün ancak 303 kilo alınıyor. 193 kilo ayçiçek yağı alınıyordu. Bugün ancak 179 kilo alınıyor. Ucube saray düzeni asgari ücretlinin masasından her ay birer kilo beyaz peynir ve kaşar peynirini de çaldı. Ama en büyük siyasi sermayeleri sonsuz arsızlıkları bu kadroların. Milleti fakirleştirenler, milletin satın alma gücünü eritenler, ülkemizi tüketici enflasyonda dünya altıncısı, üretici enflasyonda dünya şampiyonu yapanlar, milletten özür dileyeceklerine utanmadan bir de milletten alkış beklemeye başladılar. Erdoğan'ın Nebati Bakanı çıkmış, başarı hikayesi yazdık diyerek adeta milletle alay ediyor. Erdoğan'a şapka çıkarın diye patronuna yağ çekiyor. Bunu gören sarayın vekilleri de yağ yakmada bakandan geri kalmıyor. Tayyip abisinin ayakkabısını yalamaya talip oluyor. Yağcılığın zirvesini görüyoruz. Sıradan vasat şahsiyetlerin, liyakatsizlerin bonkörce ödüllendirildiği, makam ve mevkilere getirildiği böylesine bir dönem bu güzel ülkede daha önce hiç yaşanmamıştı. Herhalde dünya siyaset tarihinde de bunun tek istisnası Caligula'nın kendi atını Roma'ya konsül yapmasıdır. Nebati Bakan 2021'in sonunda ne diyordu? En kötü senaryoda bile hazineye kur korumalı mevduattan tek kuruş yük gelmeyecek. Peki, hazineye tek kuruş yük gelmeyecek dediği kur korumalı mevduattan 2022'de hazineye ne kadar yük geldi? Tam 92 milyar 538 milyon 964 bin lira. Merkez Bankası'nda saklananlarla beraber milletin sırtına bindirilen yük 157 milyar liranın üzerinde. Normal bir ülkede böyle bir tablo karşısında tek kuruş yük gelmeyecek diyen bir Maliye Bakanı koltuğunda bir dakika dahi oturamaz. Bizimkisi çıkmış şimdi alkış bekliyor.
boşuna söylemiyoruz. Bunların en büyük siyasi sermayeleri sınırsız arsızlıkları. Nebati Bakan Yavuz Hırsız misali ev sahibini bastırmaya uğraşıyor. Çıkın, bütçe rakamlarını konuşun. Hani rakamlar gerçeği söylüyordu diyerek ahkam kesiyor. Beyefendi, sayenizde devletin rakamlarının namusuna bile gölge düştü. Milletin yaşadığı enflasyon %164, TÜİK'in tabelada gösterdiği enflasyon %64. Millet artık bari günahlarımızı da TÜİK ölçsün diye dalga geçiyor. Bütçe rakamlarının doğruluğundan da artık hiç kimse emin değil. Dışişleri Bakanı çıkıyor, Rusya'dan alınan gazın fiyatı 3 kattan fazla arttı diyor. Ama BOTAŞ'a bütçeden yapılan aktarımlar nedense geçtiğimiz Kasım ayından itibaren durmuş. Yine Merkez Bankası'ndan BOTAŞ'a döviz satışları Temmuz ayında her ne hikmetse birdenbire sıfırlanmış. Şimdi Rusya'dan alınan doğal gaz fiyatı 3 kat artarken 2021'den 2022'ye de dolar kuru %86 sıçrarken BOTAŞ'ın bütçeden finansman ihtiyacı nasıl oldu da birdenbire durdu? Rusya'ya gaz ödemeleri domatesle yapılmaya başladı da bizim haberimiz mi yok? Ne olduğu açık. Rusya gaz ödemelerini anlaşılan seçim sonrasına öteledi. Gaz borcunun da 20 milyar doları bulduğu artık her yerde yazılıp çiziliyor. 24 milyar dolar diyenler de var. Bu ötelenen rakam 2022 ortalama kuruyla 331 milyar lira yapar. Şimdi bu 331 milyar ödenseydi 2022'deki bütçe açığı da o bakanın övündüğü gibi 119 milyar lira olmaz, 450 milyar liraya çıkardı. Şimdi ben buradan soruyorum, acaba başka neleri halının altına süpürdünüz? Durum ve Hasar Tespit Komitemiz seçimden sonra bunları birer birer ortaya çıkaracak. Anadolu'da bir laf vardır. Tilkinin cilvesi, ayının ise üfelemesi sıcaktır derler. Rusya neyin karşılığında Erdoğan'a üfeleyip duruyor? Döviz rezervleri suyunu çekmişken seçim öncesi bu 20 milyar dolarlık kıyak neyin karşılığında yapılıyor? Bunu sandık sonrasında, sandık geldikten sonra öğreneceğiz. Milletimize de açıklayacağız. Uluslararası Para Fonu'na, IMF'ye verilmeyen 5 milyar doların havasını yıllarca attılar. Bugün tulumbada su bitti, 5 milyar dolar için sağa sola el avuç açıyorlar. Türkiye gibi savunmasız ülkeleri desteklemeyi sürdüreceğiz, fırsat kolluyoruz diyen Suudi Finans Bakanı'nın ülkemiz üzerinden caka satması da gerçekten bizim içimizi acıtıyor. Seçim yaklaşırken yurt dışında da ilginç olaylar, psikolojik harp taktiklerini andıran gelişmeler yaşanmaya başladı. İşte en son İsveç'teki alçakça olay. 2017'den bu yana çeşitli defalar kutsal kitabımızı yakan faşist bir fanatik, bu sefer Büyükelçiliğimiz önünde bir kez daha kutsal kitabımızı yaktı. Bu yapılan alçaklıktır. İslam düşmanlığıdır. Bu insanlık suçudur. Bu iğrenç olay ifade özgürlüğü kılıfına falan sokulamaz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu rezaleti bir kez daha lanetliyoruz. Diğer taraftan olayın iğrençliği kadar yapıldığı yer ve zamanlama da dikkat çekicidir. İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını beklediği bir dönemde Türk Büyükelçiliği önünde bu iğrenç olay gerçekleştiriliyor. Bu iğrenç provokasyon neden Suudi Büyükelçiliği'nin önünde değil? İran Büyükelçiliği'nin önünde değil, Pakistan Büyükelçiliği'nin önünde değil de Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştiriliyor. Bunun Türk kamuoyunu özellikle provoke etmek için yapıldığı son derece açıktır. Bundan en çok nemalanacak adresler de bellidir. Diğer yandan Batı medyasında da tek bir yerden düğmeye basılmış gibi birdenbire birbirine benzer makaleler yayımlanmaya başladı.
Her seçim öncesi artık mutat hale gelen bu senaryolar hükümetin değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramıyor. Türkiye 2015'ten bu yana ne adil ne de serbest seçim yapabiliyor. İstanbul seçimlerinde yaşananlar ortada. Millet iradesine yargı eliyle darbe yapılmaya kalkışıldı. Ama milletimiz iradesine sahip çıktı, sarayın kibirlisine döndü, yeter söz milletindir dedi. Milletimiz şimdi aynı sözü bu sefer tüm ülkede, tüm sandıklarda söylemeye hazırlanıyor. Sandık önüne geldiğinde milletimiz ucube tek adam rejimine artık yeter diyecek. Yolsuzluklara artık yeter diyecek. Yoksulluğa artık yeter diyecek. Yasaklara artık yeter diyecek. Milleti unutanlara artık yeter diyecek. Harun olacağız derken Karun olanlara artık yeter diyecek. Bir yüzükle siyasete başlayıp servetine servet katanlara artık yeter diyecek. Meclisi fesih yetkim yok diyerek milletten oy toplayıp şimdi yetkim var 10 Mart'ta yetkimi kullanacağım diyenlere artık yeter diyecek. Milletimiz 20 yıllık yalan ve talana artık yeter diyecek. Artık söz de karar da milletimizdir. Milletimiz bunların yaptıklarını gördü, notlarını da verdi. İçeriden dışarıdan ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Bunların eline tasdiknamelerini verip evlerine gönderecek. Mührü de bize Millet İttifakı'na verecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alayım. Hem Akşener'den hem de Gültekin Uysal'dan Cumhurbaşkanı adayı açıklama sürecine ilişkin öne çekilmesi talebi geldi. Ve Karamollaoğlu da adayla ilgili açıklama 30 Ocak'ta olmayacak ama önümüzde yapacağımız toplantıda böyle bir karar alınırsa o farklı o zaman açıklanabilir dedi. Süreç öne çekilir mi? Aday beklenenden erken açıklanabilir mi? Bir diğer sorum da Gültekin Uysal CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için kazanacak aday vurgusu yaptı. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi değerli arkadaşlar, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüyüm. Sayın Genel Başkanlar görüşlerini ifade etmişler. Altılı masadaki liderlerin açıklamaları hakkında yorum yapmayı siyasi nezakete uygun bulmam. Diğer sorularınızın yanıtı ise 26 Ocak'ta yapılacak liderler zirvesi sonrasında açıklık kazanacak. Ankara Masası Haber Sitesi Ecem Çetin, Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez seçilmesine ilişkin anayasal ya da yasal bir engel olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız YSK'ya ne zaman başvuru yapacaksınız? Teşekkür ederim. Şimdi neyin ne olduğu bu anayasada yazıyor. Bu anayasayı yorumlamak da hukukçuların görevi. Seçime giderken biz milletin gündemini bu tartışmalarla işgal etmek istemiyoruz. Bu itirazları ülkenin hukukçuları tabii ki yapacaklardır. Ama biz seçim satımı halinde milletin açlığı tartışılsın istiyoruz. Yoksulluğu tartışılsın istiyoruz. Milletin nasıl refaha çıkarılacağı tartışılsın istiyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara nasıl düşüreceğiz? Bunların tartışılmasını istiyoruz. Ülkemizi nasıl tüm dünyada, biraz önce ifade ettim, üretim üssü olarak, tüm dünyanın üretim üssü olarak ortaya çıkmasını sağlayacağız. Bunun tartışılmasını istiyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Efendim, bize yönlendirilen bir soru oldu. O soru da ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin sorusu da şöyle. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aksine tek bir Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını istediği, o Cumhurbaşkanı yardımcısının da parlamenter sisteme geçiş sürecine kadar fiili olarak başbakanlık yapmasını önerdiği iddiaları var. Böyle bir öneriye Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısı nasıl olur? Şimdi kimse boşuna heyecanlanmasın. Altı lider ülkemize demokrasiyi, hak, hukuk, adaleti getirmeye kararlıdır. Cumhuriyetimiz 2. yüzyılında liderlerimizin önderliğinde dünyanın en mükemmel demokrasisiyle taçlanacaktır. Teşekkür ediyorum.